en yaygın estetik operasyonların başında gelen burun estetiği konusunda Olgu Estetik Merkezi'nden Operatör Doktor Eser Aydoğdu'ya sizden gelen soruları ilettik. Size gelen hastalarınız ne gibi tetkiklerden geçer ve yapılacak buruna nasıl karar? Burun ameliyatında hastamızın burnunun şekline karar verirken öncelikle kliniğimizde hastamızın yüz profilinden, önden, yandan çeşitli fotoğraflarını çekmekteyiz. Bu fotoğrafları bilgisayarda bir tasarım halinde hastamızla konuşarak karar vermekteyiz. Ama aynı zamanda bunun çeşitli kuralları da var. Bunu açıklamaktayız hastamıza. Örneğin burnun yüze uyması, yüzün şekline uyması, belli ölçülerin olması, bunlardan birisi kişinin burnunun kendi kulağıyla aynı uzaklıkta olmasıdır. Bu tip özellikle dikkat ettiğimiz yine kaş arasındaki mesafeye göre veya yüzünün çene, alın bölgesine göre çeşitli önemli kriterlerimiz mevcuttur. Bunlara göre burnun şekline karar vermekteyiz. Burun ameliyatlarının nasıl kuruluşlarda yapılabileceği, ameliyat koşulları, süresi ve iyileşmenin ne kadar süreceği konusunda yine Olgu Estetik Doktorlarından Operatör Doktor Eser Aydoğdu'dan. Ameliyatları hastane koşullarında, hastanede ve ameliyathanede yapılmakta. Hastamız bir gece hastanede kalmaktadır. Yaklaşık ameliyatlar 2 saat sürüp ertesi günde taburcu etmekteyiz. Yurt dışından gelen hastalarımız için ise İstanbul'da kalma süreleri 1 hafta yeterlidir. 1 hafta içerisinde hastamızın pansumanı ve burnunun üzerinde artık alçı kullanmamaktayız. Alçı yerine kullandığımız bir materyal mevcuttur. Onun çıkarılması ve pansumanlar 1 hafta içerisinde bitmekte ve hastamızı rahatlıkla... Hastaların nelere dikkat etmesi gerektiği hakkındaki sorumuzu Operatör Doktor Eser Aydoğdu şöyle cevap... Operasyon sonrasında en önemlisi hastalarımızın o 1 ay içerisinde ani travma almamaları. Bizim için en önemli kısmı o. Yani darbe gelecek sporlar yapmamaları, yine çevresinde bununla dikkat edilmesi şeklinde uyarmaları bizim için en önemli ilk bir aydır. 6. ayda biz hastalarımızın burnunun nasıl bir hal aldığını, nasıl bir şekle girdiğini görmek için kendimiz görmek amacıyla çağırmaktayız. Bunda da böyle bir mecburiyet yok ama biz hastalarımızı kontrol etmek amacıyla 6. ayda çağırmaktayız. Daha önce ameliyat olmuş ancak sonucundan memnun olmayan hastalara nasıl hizmet verdiklerini de Operatör Doktor Eser Aydoğdu sizler için. Bir kere veya iki kere estetik ameliyat olmuş ve memnun olmayan hastalarda özellikle yurt dışındaki hastalarımızdan şöyle bir ricada bulunuyoruz. Hastalarımız kendilerinin önden, yandan fotoğraflarını çekiyorlar. Profesyonel olması da gerekli değil. Bize mail atıyorlar bunu ve biz de hastamıza bunu neler olabileceğini, tedavi seçeneklerini, hangi yöntemle düzeleceğini bu şekilde bilgiler vererek ülkemize çağırıyoruz. Estetik ameliyat sonrasında hastalarda neler gözlemlendiğini de Operatör Doktor Eser Aydoğdu. Ameliyattan önce kliniğimize geldiğinde hani giyimiyle, duruşuyla, kendine olan özgüveniyle ameliyat sonrası gelişi arasında büyük farklar gözlemledik. Hastanın saç şeklinden, giyimine kadar, makyajına kadar tamamen kendine bir özgüveninin gelmesi, konuşmasında, duruşunda bile değişiklikler olduğunu gözlemledik. Sadece estetik bir ameliyat olmadığını tekrar vurguluyorum. Aynı zamanda fonksiyonel ve kişinin kendini iyi hissetmesini sağlayan bir ameliyattır. Olgu Estetik Merkezi'ne gelen hastaların en çok sorduğu iki soruyu gelin Operatör Doktor Eser Aydoğdu'dan alalım. Ameliyatlarla ilgili en çok karşılaştığımız özellikle burun ameliyatı ile ilgili iki soru var. Birincisi burnum düşer mi ameliyattan sonra? En çok sık karşılaştığımız sorulardan biri. Burnun düşmesi denilen olay tamamıyla halk arasında kullanılan bir tabir. Tıbbi olarak kullandığımız bir tabir değil. Bu da ameliyat sırasında yapılan birkaç yanlış işlem sonrası görülen bir şey. Ameliyat düzgün koşullarda, düzgün şartlarda ve kurallara uygun yapıldığı takdirde burun düşmesi gibi bir problemle karşılaşılmaz. İkinci sıklıkta karşılaştığımız diğer bir soru da estetik günah mı sorusu. Biz hastalarımız tarafından böyle bir soru geldiğinde burun ameliyatının sadece estetik ameliyat olmadığını açıklıyoruz. Burun ameliyatı hem hastanın fonksiyonel açıdan, daha önce de belirttiğim gibi horlama, nefes alma, oksijen alması, eğriliklerin düzeltilmesi gibi fonksiyonların düzeltilmesi, aynı zamanda da kişinin psikolojik olarak tedavi olması, tamamen kendine özgüveninin gelmesi, yaşam kalitesinin artması gibi sonuçları aldığımızı belirtiyoruz.